Yönetim kurulu üyelerimiz, değerli kardeşlerim, aziz dinleyiciler. Öncelikle hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinize olsun inşallah. Rabbim bu toplantımızı en büyük hayırlara vesile kılsın. İslam birliğinin tesisi için bir vesile kılsın inşallah. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi önümüzde bir anayasa referandumumuz söz konusu. Benden asıl itibariyle sanırım beklenen bu hususta açıklamalar yapmaktır. Değerli kardeşlerim, bir devletin temel organları ile bu organların görev ve yetkilerini belirleyen temel hukuk kurallarına anayasa diyoruz. Bu paket ile anayasamızın, mevcut anayasanın tam 21 maddesi yürürlükten kaldırılıyor. 45 maddesinde ise değişiklik yapılıyor. Tabiri caizse devletin temel sütunları yeniden kuruluyor. Bu 18 maddeden oluşuyor paket. Bu 18 maddenin bir kısmı halk oyuna sunulup kabul edildikten sonra resmi gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe giriyor. Bir kısım maddeleri önümüzdeki seçim takviminin başladığı gün yürürlüğe giriyor. Üçüncü kısmı ise, daha doğrusu üçüncü bölüm ise seçimler yapılıp da Cumhurbaşkanı göreve başladığı tarihte yürürlüğe giriyor. Tamam. Acaba bu paket ne getiriyor? Mevcut anayasamıza göre devletin üç temel organı vardır. Bunlar bir yasama, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organı, yasayı yapan organ. İki, yürütme organı, yani Bakanlar Kurulu hükümet. Üçüncü temel organ ise yargı organıdır. Adli mekanizma. Anayasanın, mevcut anayasanın ifadesine göre bu üç organ devlet yetkisini ortaklaşa kullanmış oluyor, kendi aralarında paylaşmış olarak. Bunlar arasında bir üstünlük sıralaması yoktur. Belli bir iş bölümü vardır mevcut anayasanın ifadesine. Yeni paket bu ilkeyi bırakıyor. Yani paralellik ilkesini, eşitlik ilkesini bırakıyor. Üstünlük ilkesine geçiyor. Üstünlük ilkesine göre yürütme diğer organların üzerindedir. Her ne kadar bunu söylemesi bile metin bunu bildirmiştir içinde. Yürütme organının başı Cumhurbaşkanı'dır. Cumhurbaşkanı aynı zamanda devletin başıdır. Yeni paket yürürlüğe girip de Cumhurbaşkanı seçildi, göreve başladığı an anladığımız, alışık olduğumuz Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu sistemi yürürlükten kalkıyor. Cumhurbaşkanı aynı zamanda yürütmenin başı olarak Başbakanın görevlerini üstlenmiş oluyor. Olabilir. Ne var biliriz. Peki ne getiriyor? Cumhurbaşkanı 40 yaşını bitirmiş, yüksek tahsil yapmış, vatandaşlar arasından doğrudan halk tarafından seçilecektir. 5 yıllığına seçilecektir.
Buna da misafirler var. Cumhurbaşkanı bir takım çok büyük tepkilerle donatılıyor. Asıl üzerinde durulması gereken şey budur. Ne var bu paketin içerisinde Cumhurbaşkanı'na yetki verme bakımından? Değerli kardeşlerim, misalen anayasanın 123. maddesinde yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile tüzel kişiler kurabilecektir. Bir toplamın maddesi olan 104. maddeye göre de bakanlıkların nasıl kurulacağı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tespit edilecektir. Ne var denilebilir? Misalen tüzel kişilik kurulacağı da bakanlıkların nasıl oluşturulacağı da yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirleneceğine göre sabahleyin kalktığımızda mesela Güneydoğu Eyalet Bakanlığı kurulmuş olabilir. Pakette bunu engelleyecek bir şey yok. Kurulsun mu? Biz bunu 170 yıl önce denedik. 1848 yılında Diyarbakır ve çevresi eyalet sistemine kavuşturmak istedi. Ancak sözüm ona, batılı dostlar hemen düştüler oraya. İngiltere, Fransa, şu bu konsolosluktan aşmak suretiyle. Gördük ki ülke bölünüyor. 1862'de o uygulamadan vazgeçildi. Şimdi bu paket buna imkan verecek durumdadır. Yani Cumhurbaşkanı sadece bugün bizimle sınırlı değil. Ama bu paketin içerisinde. E diyorlar ki efendim Cumhurbaşkanları buna müsaade etmez. Değerli kardeşlerim, şunu unutmayalım. Her insan yanılabilir. Bugünkü iktidar sahipleri de efendim sapmışız, yanıldık, Allah toplum bizi affetsin diye kamuoyuna deklarasyonda bulunuyor. Yarın ülke bölündükten sonra ne yapacağız ya? Diğer bir yetki. Cumhurbaşkanı 104. maddeye göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına karar verebilecektir. Değerli arkadaşlarım, bu ne demek? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına karar verir. Buradan hareketle savaş ilan edilebilir. Cumhurbaşkanı olağanüstü hal ilan edebilecek. Olağanüstü hal kararnameleri çıkarabilecek. Olağanüstü hal kararnamelerinin temel özelliği yargıya kapalı olmasıdır. Her ne kadar ismi kanun hükmünde kararname olsa da anayasadan daha üstün bir güce sahip. Özü şu, yani bir tek kişiye kanun yapma yetkisi verilmeli mi? Hayır. Ama bu paket veriyor. Bu paket tek bir kişiye anayasadan daha üstün güce sahip olan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi.
anayasadan daha üstün ifadesi belki belirli çevreler bakımından tenkide yol açabilir. Ama ben bir hukukçu olarak ne söylediğimin farkındayım. Allah razı olsun. Bugünkü anayasaya göre anayasa değişiklikleri dahil olmak üzere kanunlar anayasa mahkemesine götürülebiliyor mu iptal edilsin diye? Götürülüyor. Peki olağanüstü kanun hükmünde kararnameyi anayasa mahkemesine götürmek mümkün mü? Nitekim anayasanın 148. maddesine göre mevcut anayasanın Kenan Evren Anayasası'nın darbe ürünü anayasanın 148. maddesine göre anayasa mahkemesinin asli görevlerinden biri de kendi üyelerini yüce divan sıfatıyla yargılamaktır. Ama 667 sayılı kanun hükmünde kararnameye dayanarak hiçbir yargılama yapmadan Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesi ihraç edildi. İçeride şimdi adamlar. Halbuki anayasa, darbe ürünü anayasa diyor ki yargılanması lazım diyor. Ama kanun hükmünde kararname yargı denetiminin dışında olduğu için kişiler yargılanmadı diyor. Öbür taraftan şu an henüz başkanlık sistemine geçmedik. Parlamenter sistem içindeyiz. Değerli arkadaşlarım, buna rağmen çevrenizde tanıdığınız dostlar arasında akşam milyoner olarak yatıp yahut fabrikatör olarak yatıp da sabaha zühd kapan yok mu? Niye öyle oldu? Olağanüstü hal kararnamesiyle paket yürürlüğe girdiğinde bu sürekli arz edecektir. Yani sürekli hale gelecek. Bir tek kişi olağanüstü hal ilan ettim dediği an olağanüstü hal ilan ediliyor. Ve kararname çıkardığında da dediğimiz gibi o kararnameye karşı yargı yoluna bağlı olduğundan yapacak çıkıyor. Misalen en yetkili devlet adamımız hatırlayacaksınız silah tutan teröristle elinde dolar bulunduran kişi arasında amaç itibariyle bir fark yok. Siz borçlanmıştınız falan, döviz aldınız, banka koydunuz borcu ödemek için. El koyabilir mi? Yapar bu zaten. Şimdi silah tutanla dolar tutan netice itibariyle amaç bakımından aynı kapıya çıktığında olabilir. Olsun mu? Değerli arkadaşlarım, devam ediyoruz, bakıyoruz. Pakete göre, Cumhurbaşkanı bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı seçebilecek, atayabilecek, seçme değil, atayabilecek. Olabilir diyoruz ama biz anayasa yapıyoruz. Tamam, bir ve daha fazla denildiğine göre ne kadar fazla? Bunun bedeli, maaşı var, şu var, bu var. Bunu millet ödeyecek. Bir ve daha fazla denildiğine göre bakın, 3 mü, 5 mü, 10 mu, 50 mi, 100 mü? Bunun bir sınırının olması gerekmez mi diye soruyorum ben. Ha, şu olabilir. 5'i geçmemek üzere, 10'u geçmemek üzere yahut 50'yi geçmemek üzere denebilir. Ama sayı üst sınır yok. Efendim bunun bir sınırı olabilir denilir ama ya biz anayasa yapıyoruz. Biz anayasa yapıyoruz. Çocuk oyuncağı değil. Anayasa yapıyoruz biz. Devletin ana sütunlarını yeniden inşa etmemiz lazım.
şikayet edebilir diyor. Efendim, hastalık olur, yurt dışı olur, şu olur, bu olur. Ancak deniyor ki, Cumhurbaşkanı'na vekalet için milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak lazım. Milletvekilliği seçilme yeterliliği biliyorsunuz bu pakete göre 18'e indiriliyor. Biz şöyle ifade ediyoruz, elbette gençlerimize güveniyoruz. Yani onların seçilmesine karşı çıkıyor gibi bir durum anlaşılmasın. Ama devlet yönetimi bu. Diyor ki, Cumhurbaşkanı'na vekalet edecek kişi efendim seçilme yeterliliğine sahip olmalı. Başbakanımız suçlayıcı bir dille diyor ki efendim seçme yetkisi olanın seçilme hakkı da olmalı diyor 18 yaş savunurken. İlk bakışta doğru. Ben o zaman soruyorum geçenlerde Trabzon'a girerken yanıma iki milletvekili oturdu AK Parti'den. Bunu söylediler, o da tekrar ettiler. Dedim ki sayın milletvekiller, bu söz başbakanımıza aittir. Ben yanında olsaydım şu soruyu sorardım. Size soruyorum, siz cevap verin bana o zaman. Eğer cevap veremezseniz sayın başbakanımıza sorun dedim. Hadis şu, madem ki seçme yetkisi olanın seçilme hakkı da olmalı diyorsunuz. Doğru. Bu gençlerimiz 18 yaşını ikmal etmiş olan gençlerimiz Cumhurbaşkanlığı da seçiyor. Niye Cumhurbaşkanlığına adaylık için 40 yaşını şart koşuyorsunuz? Bravo. İkinci sorum. Seçme yetkisi olanın seçilme hakkı da olmalı diyorsunuz. Neden Cumhurbaşkanlığına adaylık için yüksek eğitim şartını öne sürüyorsunuz? Neden? Gerçekten anayasa diyor ki de, yüksek öğrenim görmüş olma şartı var. 18 yaşındaki gencin üniversiteyi bitirmesi mümkün mü? Hayır. Eğer işler normal gittiyse ancak lise mezunu. İşler normal gittiyse. Öbür taraftan 18 yaşını bitirmiş olan gençlerimizin milletvekilliğine aday olabilmesi için askerlikle ilişkinin olmaması gerekiyor. Muaf desek anlarız. Askerlikle ilişkinin olmaması icap ediyor. Nasıl olacak bu? Aldatmadı. O zaman kimler olabilir? Siz üzerinden. Değerli arkadaşlar, biz diyoruz ki bakın çocuk oyuncağı değil, devleti yeniden yapılandırdığımıza göre desek ki misalen Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek yardımcısının Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğine sahip olması lazım. Desek daha mükemmel olmaz mı? Madem ki Cumhurbaşkanına vekalet edecek yardımcısı Cumhurbaşkanının tüm yetkilerini kullanacak. O zaman ben diyorum ki arkadaş, İmam hasta yahut izinli yahut mazeret neyse müezzin geçip namaz kıldırabilmeli. Camiye müezzin tayin ediyorsak bunu yapabilmeli diyorum. Aynı durum Cumhurbaşkanlığı'nın vekalet için de geçerli olmalı diyoruz. Yani o nitelikleri sağlaması lazım. Öbür taraftan vekalet ne kadar sürecek? Diyelim ki Cumhurbaşkanı, ben bugünden bahsetmiyorum. Anayasa yaptığımıza göre, bu anayasaya göre Cumhurbaşkanı'na vekalet ne kadar sürecek hastalık münasebetiyle diyelim. Ben bileyim.
Yani o zaman diyelim Cumhurbaşkanı seçildiği tarihten itibaren birkaç ay içerisinde 100.000 bir hastalığa yakaladı. Yani 4-5 yıl bir süreyi seçilmemiş olan bir Cumhurbaşkanı vekaletiyle mi Türkiye'ye yürüsün? Sorumuz bu. Öbür taraftan bakıyoruz. Şimdi yürütme böyle ana hatlarıyla ve ilham ediyor. Cumhurbaşkanının görevleri sayılırken üst düzey kamu yöneticilerini tayin etmek yetkisi var. Peki ben soruyorum. Tamam, üst düzey yöneticileri, kamu yöneticileri ne var orada? Efendim işte bakanlar var, YÖK üyeleri var, büyük elçiler var, valiler var, kaymakamlar var, bunlar var. Tamam. Peki alt düzey kamu yöneticilerini kim tayin edecek? Onu da tayin ettikleri tayin edecek. Yani bütün kamu yöneticilerini bir kişi tayin etmiş olacak özel itibariyle. Bir kişi. Çünkü üst düzey yöneticileri kendi tayin ediyor. Yani Cumhurbaşkanı, burada yanlış anlaşılmasın. Ben Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızı kastetmiyorum. Pakete bakıyorum ben. Ve soruyorum. Diyorum ki tamam, üst düzey yöneticileri Cumhurbaşkanı tayin edecek. Diğerlerini tayin edilere tayin edecek. Geçiyorum yargı durumuna. Hani yürütme böyle. Çünkü paket yürütmeyi öne çektiği için ben de ondan başladım işe. Yargıya bakıyoruz. Değerli arkadaşlarım, ben hem üniversitedeyken hocam olarak hem de meclise girdiğimde milletvekili olarak sesimin çıktığı kadarıyla şu sözü hak ediyordum. Ey adaletten bahsedenler! Üniformalı hakimlerin verdiği kararın adil olacağına inanıyor musunuz? Üniformalı hakimlerin tarafsız olacağına inanıyor musunuz diyorum. Niye bunu söylüyordum? Çünkü milli görüş lideri merhum Erbakan hocamız uyduruk bir mahkemede yargılandı. Üniformalılar tarafından. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı. Askerler bir şeydi. Sözü dinletemedik biz. Şu oldu, bu oldu. Ama konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Askeri, yani devlet güvenlik mahkemeleri kapatıldı. Şimdi benzer bir şekilde şu soruyu sormak istiyorum. Bütün adalet mekanizmasının bir kişiye bağlı olduğu bir ülkede adaletin bağımsız ve tarafsız olduğu söylenebilir mi? Şimdi bu pakete göre yargı sistemi, yani bütün hakimlerin atanmaları, yer değiştirmeleri, disiplin soruşturmaları vesaire 13 kişilik bir kurula bırakılıyor. Hakimler ve savcılar kurulu. Olabilir. Bakıyoruz. İyi de bu kurul nasıl oluşturulacak? Nereden gelir? Ona bakıyorum şimdi. Değerli arkadaşlarım, 13 kişiden 6'sı doğrudan doğruya tek başına Cumhurbaşkanı seçecek. 6'sı. İyi olabilir. 7 üye olduğuna göre dengeleyebilir, denetleyebilir diye düşünebiliriz. Peki o 7 üyeyi kim seçecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarları mı seçecek bunu? Hayır. Milletvekilleri seçecek. Nasıl seçecek? Çoğunluk esasına göre. Çoğunluk iyi olacak son dahilinde. İyi de çoğunluk kimde? Cumhurbaşkanının resmen olmasa bile, çünkü
başkanının partili olmasının yolunu açıyor. Varsa partisi ile ilişiği kesilir hükmü çıkarılıyor anayasadan. Şu durumda zaten Cumhurbaşkanı'nın resmen olmasa bile fiilen başkanı olduğu parti çoğunlukta olmasa kendi seçilemez. Şu halde mecliste çoğunluk Cumhurbaşkanı partisinde olacak. O yedimleriyle işte o milletvekilleri seçecek. Altısını doğru da seçiyor. Yedisini de kendisinin belirlediği, seçtirdiği milletvekilleri seçecek. Yani altısını doğrudan doğruya, yedisini ise birazcık dolaylı, bütün neden dolaylı değil. Yine kendisi seçmiş olacak. Çok daha önemlisi, kendisinin seçmiş olduğu altı üyeden birisi Adalet Bakanı bu 13 kişilik kurulun başkanı olacak. 13 kişilik kurulun başkanı Adalet Bakanı. Adalet Bakanı ise Cumhurbaşkanı'nın memuru durumunda. Memuru. Bunun milletvekili olma şartı yok. Seçilmiş olma mecburiyeti yok. Şapınır. Ha öbür taraftan bakıyoruz. Diyor ki yine paket olur ya Cumhurbaşkanı milletvekillerinden de yardımcı atayabilir. Milletvekillerinden de bakan atayabilir. Atandığı takdirde veya Cumhurbaşkan yardımcısına getirdiği takdirde o kişinin milletvekilliği sona erdi, meclis üyeliği sona erer. Çünkü veriler daha avantajlı durum söz konusu. E olsun ne olabilir denir. Demek ki şunu diyorum. Yürütmenin başı zaten Cumhurbaşkanı. E yargının başını da Adalet Bakanı temsil ettiğine göre onun memuru doğrudan kendisine bağlı. E meclis başkanı da meclisi temsil eden başkan da hem tamire göre hem oylama itibariyle büyük partiler olacak. O da yine hiç şüphesiz mevcut pakete göre Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği kişi olacaktır. Bakın o da kişi olacak. Öbür taraftan bu durumda icranın başı olan Cumhurbaşkanı'nın bir eli yargının başında. Diğer eli yasamanın üzerinde olacak. Ne olur diyeceksiniz? Ne olacağını şöyle düşünelim. Efendim şöyle geriye dönüp baktığımızda dün Muhalefet Partisi Genel Başkanı olarak iktidara söylenmedik söz bırakmayan 4 genel başkanın şu an mecliste AK Parti şemsiyesi altında yer aldığını düşünürsek sanıyorum Cumhurbaşkanı'nın bir elinin meclisin üzerinde olması ülkenin demokrasi bakımından özgür iradesi yönünden ne gibi etkiler yapacağını tahmin etmek herhalde zor olmaz diyor. Değerli arkadaşlarım peki ne yapmadı? Ha, böyle olsun deniyorsa ona bizim diyeceğimiz bir şey yok. Şu söyleniyor. Efendim mevcut anayasa daha mı iyi? 2010 referandumuna gidilirken sloganın özü itibariyle fikir babası da bendim. Yetmez ama evet. Çünkü ben bu darbe ürünü anayasa üzerinde makaleler yazdım. Konferanslar verdim. Değişmelidir dedim. Darbe ürün olduğu durum için değişmelidir. Üzerinde birçok değişiklik yapıldığı için maddeler arasındaki bağlantı koptuğu için değişmelidir. Efendim despotik bir yapıya sahip olduğu için değişmelidir dedim. Şu an maalesef ben
savunur duruma geldik tek olmasın diye. Ben soruyorum size. Gerçekten hani ekonomik kriz diyor, dolar filan tutmuyor, döviz filan tutmuyor. O münasebet dediler ki, efendim ekonomik mücadele için şu meblağın üzerinde olan paralara el konulmuştur. Şu marka arabalara el konulmuştur. Olur mu? Olmuyor mu şimdi daha? O sisteme geçmediğimiz halde. Dolayısıyla endişe içindeyim. Ben onun gibi olmasına müsaade ediyor bu. Müsaade ediyor. Efendim, üniversitedeyken sanıyorum 1992'de üniversite rektör seçimiyle ilgili bir düzenleme yapılmıştı. O alanda ilk makaleyi ben yazdım. Aykırı kanun diye. Sisteme eleştiriyorum. Özü şu idi. Üniversiteye bir rektör lazım. Ama 6 aday seçme mecburiyetini getiriyor. Üniversite diyor, 6 tane aday belirler. Yok bunu 3'e indirir. Efendim, 3 ismi Cumhurbaşkanı'na gönderir. Cumhurbaşkanı bunlardan birini seçer diyor. Ben diyorum ki, ey parlamento, üniversiteye bir rektör lazım. Buradaki seçmenin en küçüğü de sözüm ona yardımcısı olacak. Sultan'ın diyarındayız. Birçok padişah yetiştirmiş olan güzel bir şehrimizdeyiz. Bu şehrimizin bir büyük şehir belediye başkanı var. Sanıyorum 18'de ilçesi var. 17 demek ki şeyler, büyük şeyler beraber. Şu halde 17 ilçe başkanımız bir hedef koyacak. Ben bu bölgenin komutanı olarak mücahit ve mücahidelerimle beraber burada belediye başkanlığını almam lazım. İl başkanımız, burası şehitler diyarıdır, sultanlar, padişahlar diyarıdır. Onların gerçek varisi biz. İl başkanlarıdır. Büyükşehir belediye başkanlığı bizim almamız lazım. Çünkü mazlum milletlerin kurtuluşunun yolu buradan geçiyor. Hedef koymamız lazım. Her gün tabiri caizse kovanımıza bal taşımamız lazım. Şöyle takmamız lazım. Efendim, gücümüz yok, sayımız yetersizler. Hayır! Ne diyordu merhum liderimiz? İman varsa imkan vardır. Çünkü Cenab-ı Allah vaat ediyor. O vaadinden dönmez. Buyuruyor ki Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَا رُسُولَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. Kim bizim yolumuzda mücadele ederse biz onlara mutlaka yardım ederiz. Hiç de yok ki Allah
muhsinlerle beraberdir. Değerli kardeşlerim, ve ferman buyuruyor, o sizinle beraber olduktan sonra siz ancak galipler olursunuz. Hedefimizi doğru tespit etmemiz lazım. Ve kararlı bir biçimde o hedefe doğru yürümemiz lazım. Buralardan bu hedefleri gerçekleştirelim ki son hedefimize, gerçek amacımıza ilerleyelim. Hep beraber yürümemiz lazım. Ecdadın yaptığı gibi, bak burası 96 yıl Osmanlı'ya başkentin vazifesi yapmıştır. Ama akın akın gidiyordu. Buradan etkiler geçecek. Niye? Cephe orası daha yakın. Akınlara gidiyor. Diyor ki şair, yürün diyence, deyince dağlar yürür. Dur diyence yürekler dururdu diyor. Muhteşem Süleyman'ın Fransuva'ya yazdığı mektubu hatırlayın. Ben ki diyordu, ben ki karaların hakanı, denizlerin sultanı, gün 24 saat fi sebilillah bir ayağımız özenginde diğer ayakta bir diğerlerimize kılıç cihaz hazır vaziyetteydi. Sen ki diyordu Fransuva. Değerli kardeşlerim, hedefimiz mazlum milletlerin imdadına koşmaktır. Bunun için İslam birliğini kurmamız lazım. Temelleri atılmıştır Merhum hocamız tarafından. Ne zaman atılmıştır? Üzerine tanklar yürürken, bakın üzerine tanklar yürürken, içeride ihanetle karşılaşırken, dışarıdan tank geliyor, içeride ihanet çeteleri boy gösteriyor. Arada bakın eskizler imzalandı. Bakın, ne var orada? Gördü ki İslam bir kurulacaktır. Kurulması lazım. Gelin kardeşlerim diyordu. Gelin. Çünkü şer cephesi üzerimize ittifak halinde birlikte geliyor. Bunlarla tek başımıza baş etmemiz mümkün değil diyordu. Gelin. Ve Amerika'ya rağmen bildiğiniz gibi işe İran'dan başladı. Efendim Amerika'nın hoşuna gitmezmiş, batı şöyle demiş, böyle demiş denildiğinde de meclisler biliyorsun aslanlardan daha mehabetli bir biçimde kürküyordu. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Değerli kardeşlerim, ne ekliyordu? Ümitsiz yapılanlar, bu imkansız diyenler yarın mahcup olacaktır diyordu. İslam Birliği kurulacaktır mutlaka. Kurulduğunu gördüğünüz zaman mahcup olursunuz abi öyle. Kurulması lazım. Bunu sizler kuracaksınız. Buradan şey yetişecek. Her bir komutanımız askerleriyle beraber, yönetimindeki arkadaşlarıyla beraber yürüyecek. Şu an önümüzdeki tek engel, bakın değerli arkadaşlarım, tek engel, karşı tarafın sığındığı tek süper. İyisiniz, güzelsiniz, hassınız ama barajı aşamazsınız diyorlar. O barajlar yıkacağız Allah'ın emri. Yıkılacak bu barajlar. Daha önce olduğu gibi yıkılacak. Ne yapacağız? Biz diyoruz ki İslam Birliği kurmalı. Sonra İslam ortak pazarını kurmalıyız. Ecnebilerin ortak pazarı batıl üzerine kuruluyor da ya. Milli görüşler, sizler hak üzerine, adalet üzerine İslam orta pazarı niye kuramayacaksınız? Bir. İki. İslam barış gücünü kurmamız lazım. İslam barış gücünü. Şu an benim askerim NATO'nun emrinde. NATO ise benim içeride ülke bir yapmakla şu. 15 Temmuz olayını düşünün. İncirlik'ten yani benim havaalanından kalkan tanker uçaklar Ankara'nın üzerinde efendim İslamcı askerlere servis yapıyor. Uçaklar. Ya biz kendi işimizi bildiğimizi kuralım ya. İslam barış gücü oluşturalım. Üçüncü olarak İslam para birimine geçelim. Ortak para birimimiz olsun. Ne diyordu merhum liderimiz?
Birleşik Devletleri dolar münasebetiyle dünyayı sömürüyor. Bu arada bizi de, Türkiye'yi de, Müslümanları da sömürüyor diyordu. Belki işin kendine bakıp olmayan kardeşlerim şöyle düşünebilir. Amerika oradan beni şu salonda nasıl sömürebilir diyebilirsiniz. Değerli kardeşlerim, somut bir misal vereyim. Misalen bir ihtiyacınızı karşılamak yahut borcunuzu ödemek için 100 Amerikan dolarına ihtiyacınız olsa bunu nasıl elde edeceksiniz? Çalışarak, ter dökerek, yani damarlarınızdaki kanı, kendinizdeki ilikleri harcayarak 100 dolar elde edeceksiniz. Veya daha önce bu uğurda ter döktüğünüz, çabaladığınız, sonunda elde ettiğiniz iş yerinizdeki yahut evinizdeki bir kısım kıymetli eşyayı satmak suretiyle bu 100 dolar elde edersiniz. Meşhur olan. Peki Amerika Birleşik Devletleri 100 dolar değil, 100 bin dolar değil, 100 milyon dolar değil, 100 milyarlarca dolar elde etmek için ne yapıyor? Merkez Bankası'nın düğmesine basıyor. Adına dolar dediği kağıt parçalarını sürüyor bankaya. Maliyeti 5 kuruş bile değil. 5 kuruş bile değil. Sürüyor piyasaya. Dolaşa dolaşa o dolarlar dünya pazarından geliyor Türkiye'ye. Diyelim Antalya'dan giriş yaptı. Topladı narenciyeleri falan götürüyor. Karşılığında ne veriyor? Dolar. Geçti oradan Gaziantep'ime. O ilaçtan daha tesir olan Antep fıstığını topladı götürüyor. Ne veriyor karşılığında? Dolar. Kağıt parçası. Uğradı Karadeniz'ime. Bölgemin çayını, efendim fındığını topladı götürüyor. Ne veriyor karşılığında? Dolar. 5 kuruş bile etmez maliyet bakımından. Uğradı Edirne'ye. Ağaç çiçeklerini falan aldı götürüyor. Ne veriyor? Geldi Bursa'ma. Efendim şeftalilerini topladı götürüyor. Ne veriyor karşılığında? Kağıt parçası. Uğradı İzmir'e. Çekirdeksiz yüzümleri falan topladı götürüyor. Ne veriyor? Kağıt parçası. Bu bir sömürü değil. Bak, kafirler diyordu ki, ya Avrupa bizim bunları dile getirdiğimizde henüz Avrupa'ya geçmiş değildi. Avrupa'nın her bir ülkesinde kendine az parası vardı. Misal bilirsiniz, Almanya'da mark vardı, Fransa'da frank vardı, İtalya'da lira vardı. Şu an Almanya'ya gidenleriniz falan mutlaka var. Öz vatanında mark diye bir para var mı? Yok. Fransa'da frank diye bir para var mı? Yok. Avro aldı yerini. Niye? Adamlar dedi ki ya bunlar doğru söylüyor. Amerika sadece Müslümanları değil bizleri de sömürüyor dediler ve yeni bir para birimine geçtiler. Dolardan daha güçlü bir para oluşturdular. Ve biz 2 milyar insan halimiz. Bir araya gelsek dolardan, avrodan çok daha güçlü bir para birimine kavuşuruz. Sonra diyoruz ki iletişim bakımından ortak bir dil geliştirmemiz lazım. İslam Kültürel İşbirliği Teşkilatı olmamız lazım. Buradaki amacımız da şu, bugün Müslümanlar arasında bir iletişimsizlik var, birbirinin dilinden anlamıyor. Mesela Müslüman, Kur'an-ı Kerim'i okuyor ama anlamıyor. Hadis-i Şerif'i okuyor ama anlamıyor. E biz diyoruz ki kardeşim, bir İslam Kültürel İşbirliği Teşkilatı oluşturan. Madem ki İslam ülkelerinde, mesela Türkiye'mizde İngilizce, Fransızca yahut Almanca mecburi ders olarak okuyor çocuklarımıza, yani şehitlerin torununa bu batılı dillerinden birisi, dede katillerin dillerinden birisi okutuluyor mecburen. Ben de diyorum ki, o zaman tamam onları okutalım, karşı çıkmıyorum.
Ama ne olur, ne olur Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizin dili olan Arapçayı, Kur'an Arapçasını da çocuklarımıza okutalım. Ortak bir dil geliştirelim diyoruz. Fazla bir şey mi istiyoruz? Yani diyoruz ki Müslümanın çocuğu okuduğu kitabını anlayacak kadar işleyse ortak bir dile sahip olabiliyoruz. Bunu yaparken de savaşarak değil, her bir ülkelerimiz var. Savaş değil, barış, çatışma değil, diyalog, çifte standart değil, adalet, üstünlük değil, eşitlik. Sömürü değil, sömürü değil, hakça paylaşım. Efendim, baskı ve tekebbür değil, demokrasi ve insan hakları. Değerli kardeşlerim, küresel emperyalistle beraber olarak sömürüyü önlemek mümkün değil. İşgalcilerle birlikte hareket ederek mazlumların imdadına koşmak mümkün değil. Şu zamana kadar milli görüş olarak, Saadet Partisi olarak ne söylediksek maalesef zaman bizi haklı çıkardı. Maalesef diyorum, bir kişi, bir genel başkan, efendim bir partinin mensubu söyledikleri doğru çıktığı için düşünür mü? Biz üzülüyoruz. Çünkü bu ülke bizim, bu millet bizim, bu bölge bizim. Bu münasebetledir ki biz 6 yıl önce Saadet Partisi üst düzey yönetici olarak Suriye'ye gittik. Makamında Esad'ı uyardık. Ciddi manada uyardık. Ve kendisine de bir tablo hediye ettik. İyiliği emreyle, kötülüklerini ehliyle. Ama döndüğümüzde belirli çevreler tabir caizse bizi yalan ve iftira topuna bombalayalılar. Esenci dediler. Başta bir kısım hacılarımız, hocalarımız, vaizlerimiz, müftülerimiz olmaktır. Biz dedik ki, ey hacım, ey hocam, ey müftüm, biz oraya senin fetva verdiğin kitaba göre gittik. Ne gördü kitap? Hucurat suresinde iki Müslüman topluluk arasında ihtilaf belirdiğinde siz onların arasını ıslah edin. Çünkü Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Sen beni nereden eleştiriyorsun? Küfrediyorum. Peki gelinen nokta, değerli kardeşlerim, gelinen nokta yazık ki zaman bize kalmış. Ama neden olur sonra? 12-13 milyon Suriyeli mülteci bugün, 3,5 milyonu bizim ülkemizde. Caddelerde, sokakta dinlenen o genç kızları görüyoruz. Yüreğimiz parçalanıyor. 10 binlerce Suriyeli kardeşimiz Akdeniz'in, Ege'nin soğuk sularında hayatını kaybetti. Tüfek balıklarına yem oldu. Aydan bebeleri hatırlayın. Cesimlerimizi dünya bırak. Çözüm sürecinde biz ciddi olarak uyardık. Ama kıskanıyorsunuz dediler. Neyi kıskanıyormuşuz? Şehit cenazeleri gelmiyor, anneler ağlamıyor diye kıskanıyorsunuz dediler. Biz şunu söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizzat söyledim, o zaman başbakandı. Sayın Başbakanım, yanlış yoldasınız. Çözüm süreci diyorsunuz, açılım diyorsunuz, barış süreci diyorsunuz, yanlış yoldasınız. Hem terörist diyorsunuz, hem teröristle masaya oturup müsaade ediyorsunuz. Teröristle müzakere değil, mücadele edelim. Mücadelenin yeri de, efendim mücadelenin yeri de Oslo değil, İmralı değil, Kandil değil,
meselelere çözümleri de bildiğim bir iştir. Bunu söyledim. Ve hayatta kendisi Allah uzun ömürler versin. Dedim ki Sayın Başbakanım, söylemeye dilimiz varmıyor ama bu sürecin sonunda endişe ediyoruz ki Türkiye ya bölünecektir veya çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya gelecek. Yazık ki şu an ikincisini yaşıyoruz. Eğer aklımızı başımıza toplayıp gerekli tedbirleri almazsak, Allah korusun, tıpkı Irak'ta olduğu gibi başa dönülür. Değerli kardeşler, yorulduğumuz biliyorum. Ama üzerinizde öylesine ulvi bir görev var ki Allah yar ve yardımcımız olsun. Şunu söylemek istiyorum, toparlayacağım. Veda hutbesinde kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ashab, sizlere iki emanet bırakıyorum. O iki emanetin birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Diğeri ise Resulullah'ın sünnetidir. Ashabım, siz bunlara sıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu asla şaşırmazsınız. Ashabım, burada bulunup da beni dinleyenler bu sözlerimi burada bulunmayan kardeşlerinize iletsinler. Olabilir ki burada bulunup da beni dinleyenlere nispetle sözlerin kendilerine iletilmiş olan kardeşlerimiz bu mesajlarla daha iyi anlamış olabilirler diyor. Değerli kardeşlerim, o mesajlara sahip çıkan yegane teşkilat bugün milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi Teşkilatı. Kim ne derse desin, kınayanların kınamasına aldırmadan hakkı tebliğ vazifemize devam etmek durumdayız. Her bir kardeşimiz davasına inanmış, İslam birliği için mücadele eden her bir kardeşimiz, erkek olsun, kadın olsun, genç olsun, yaşlı olsun, bulunduğu noktada bu anlamda Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temsilcisi olduğunu unutmasın. Ne söylediğimin elbette şuurundayım. Her bir Müslüman hakkı hakim kılmak için mücadele eden her bir fert, her bir kardeşimiz, erkek olsun, kadın olsun, genç olsun, ihtiyar olsun, bulunduğu noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temsilcisi durumundadır. Allah hepinizden razı olsun. Ne diyorsunuz? İl başkanlarım, şu kadar üye, bu kadar üye, bu da güzel şey. Allah eşinizi kabul eylesin. Ama asıl hedef bulunduğunuz ilçe belediye başkanlığını kazanmak olmalıdır. İnşallah. Bunun için hedef yapacaksınız. Teşkilatı ona göre organize edeceksiniz. Askerinizi ona göre donatacaksınız. Yani tüm insanlık sizi bekliyor. Tüm mazlum milletler sizi bekliyor. Ehl-i Salim ile bir olup Müslümanların, mazlumların imdadına koşmak mümkün mü? Hayır ya, mümkün mü? Sömürücülerle beraber olup mazlumun derdine deva olmak mümkün mü? İşgalciyle işliğini yaparak efendim mültecilerin derdine deva olmak mümkün mü? Hedefimiz belli. Önce bulunduğumuz ili, ilçeyi, ülkemizi yaşanabilir hale getirmek durumundayız. Bu bir. İki, mazlum coğrafyanın derdine deva olarak İslam birliğini kurmak mecburiyetindeyiz. Sonra tüm insanlığın dindarına koşmak mecburiyetindeyiz. Adil bir nizam tesis etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü biraz önce dedim ki her biriniz bulunduğunuz noktada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temsilcisi durumundasınız. Yüce Rabbim o peygambere sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben buyuruyor ki Habibim biz seni alemlere
rahmet olarak gönderdik. İşte o alemlere bizden sizden koşturmak durumundasınız. Ne diyorsunuz? Var mısınız? Var. Var mısınız? Var. Yaşanan gibi bir Türkiye için var mısınız? Var. Yeniden bir Türkiye için var mısınız? Var. Yeni bir dünya için var mısınız? Var. Ama iyi düşünün. Var. Peki. Milletimizin. Milletimizin. Saadet. Saadet. Ve selameti için. Selameti için. Rabbim de şahit olsun ki bu yolda yürürken benim de karşıma mezar taşımı koysalar Allah'ın lütfü inayetiyle dönmeyeceğime söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum. Yolumuz açık, azalet mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Buraları sizlere, sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm. Evet, teşkilatlarımız çalışıyor ve yeni üyelerimiz var, yeni katılımlar var. Bu arkadaşlarımıza hemen kürsüye davet ediyorum. Serkan